özgürleşmesi, demokratikleşmesi için ne yapabiliriz, ne yapmalıyız konusunda tartışmalarımız sürüyor. Bu sabah da bizi ziyarete gelen çok sevgili hocalarımla birlikte, arkadaşlarımla birlikte bu konuyu tartıştık. Evet, Türkiye'de acil sorun demokratikleşme sorunudur. Türkiye demokratikleşme konusunda adım atamadığı sürece hiçbir sorununa çözüm üretemeyecektir. Sadece Türkiye açısından değil, bu konu artık aslında küresel bir meseledir. Orta Doğu açısından da, Suriye açısından da aynı çerçevede konuyu değerlendirmek mümkündür. Bugünkü iktidar savaştan beslenmekte, Suriye politikalarıyla adeta ülkeyi bir savaş girdabı içinde tutmaktadır. Diğer taraftan Türkiye içinde de Kürt düşmanlığı üzerinden savaş siyaseti, zulüm siyaseti, şiddet siyaseti devam etmektedir. Tüm bunların kırılabilmesi, savaşın, tecritin sonlanabilmesi açısından Türkiye'de demokrasi konusunda Türkiye halkları, Türkiye toplumu, sivil toplum örgütleri, demokratik kitle örgütleri ortaklaşmalıdır, yan yana gelmelidir. Birlikte bu sorumluluğun gereğini yerine getirmesi gerekmektedir. Bildiğiniz gibi çok yakın bir sürede yerel seçimlere gideceğiz. 31 Mart'ta yerel seçimler gerçekleşecek. Yerel seçimler sadece bir yerel seçim olmanın ötesinde çok büyük anlamlar taşımaktadır. Bugün demokrasi sorunundan bahsediyorsak, Türkiye'de demokrasi konusunda belli gelişmelerin sağlanmasını gerçekleştirmek istiyorsak, bu yerel seçimleri bu anlamıyla ele alıp değerlendirmek büyük önem taşımaktadır. 31 Mart'ta yerel seçimlere giderken biz Kürt illerinde kayyumları süpüreceğimizi, orada yerel demokrasiyi inşa edecek konusunda önemli çalışmalar yapıp hayata geçireceğimizi söyledik ve bu konuda da çok önemli adımlar attık. Son yaptığımız halk yoklamaları aslında bir demokrasi şöleniydi, önemli gelişmeleri sergiledi, halkın iradesini ortaya koydu. Bu iradeye sahip çıkarak Türkiye açısından 31 Mart'ta çok çok güçlü bir gelişme söz konusu olacaktır. Ama bu yeterli değildir. Türkiye'nin batısında da AKP-MHP bloğunu geriletmek önceliğimizdir. Bunu hayata geçirmek açısından çalışmalarımız sürüyor. Bu konuda tüm toplumsal muhalefete, tüm muhalefete, Türkiye'deki bütün demokrasi güçlerine, emek demokrasi güçlerine, sivil toplum örgütlerine, sendikalara çağrı yapıyoruz. AKP-MHP bloğunun geriletilmesi Türkiye demokrasi açısından kritik öneme sahiptir. Bu anlamıyla da buluşmalarımız, ortaklaşmalarımız, bu konuda üzerimize düşen sorumluluğun gereğini yerine getirmemiz Türkiye açısından, geleceğimiz açısından, Orta Doğu açısından, dünya açısından büyük bir öneme sahiptir. Başka bir dünya mümkün diyoruz. Başka bir Türkiye mümkün diyoruz. Bu anlamıyla da ben bir kez daha bu ziyaret vesilesiyle tüm hocalarıma, arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Onların da sizlere söyleyecekleri, seslenmek isteyecekleri şeyler var. Sözü onlara bırakıyorum. Hocam buyurun. Sevgili başkanım, teşekkür ederim. Efendim, biz bugün Türkiye açısından, özellikle de Türkiye demokrasisi açısından olmazsa olmaz bir unsur olarak selamladığımız HDP'yi ziyarete geldik. Sanıyorum ben ve arkadaşlarım, ya ben böyle düşünüyorum, arkadaşlarım da böyle düşündüğünü sanıyorum. Bu toplantıdan son derece mutlu ve umutlu olarak ayrılıyoruz. Çünkü iki noktada toplayabileceğim bir amaç var. Birincisi, Türkiye'nin bugüne kadar yaşadığı gelişmişlikle hiç bağdaşmayan bir tek adam yönetimi var ve bu seçimlerde, 31 Mart seçimlerinde bu tek adam yönetiminin artık devam edemeyeceğinin sinyallerinin net olarak verilmesi lazım. İkincisi, bunun yapılabilmesi için doğuda demokratların HDP'yi desteklemesi lazım. Batıda da HDP oylarının ziyan olmaması lazım. Batıda da HDP'nin böyle bir çok rasyonel aritmetik hesap yapacağını görmüş bulunuyorum. Bu açıdan
bu toplantıdan çok mutlu ve çok umutlu ayrılıyorum Türkiye ve Türkiye demokrasisi açısından. Ve HDP'yi de bu rasyonel tutumu içinde, tutumu için bütün kalbimle tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Siz de. Burada bulunmaktan gerçekten mutluluk duyuyoruz. Türkiye'de baktığınız zaman siyasetin tuhaf bir görünüşü var. 6 milyon oy almış, 3. en büyük partisi siyasetin dışına itilmek isteniyor. Siyasetten dışlanmak isteniyor. Bu tabii Türkiye'de siyasete ağır bir darbe vuruyor. Türkiye'de siyaseti etkinliğini ortadan kaldırıyor. Bir kere bunu önlemek lazım. Ya burada bulunuşumuzun bir nedeni, önemli bir nedeni böyle bir gelişmeyi önünü kesmek. HDP'nin, Türkiye'nin bütün diğer siyasi partileri gibi meşru bir Türkiye partisi olduğunu göstermek. İkincisi, Türkiye'de bir demokrasi mücadelesi vermek zorundasınız. Türkiye'deki otoriter totaliter rejime karşı verilecek demokrasi mücadelesinde HDP'nin çok önemli bir rolü var. HDP olmadan bu demokrasi mücadelesini veremezsiniz. HDP kurulacak olan ağın, kurulmakta olan direniş, mücadele ağının çok önemli bir düğümü. Onun için HDP'nin siyaseti içinde olması, verilecek demokrasi mücadelenin etkinliğiyle de aynı zamanda çok yakından ilişkili. Bir başka neden tabii yerel seçimlere gidilirken, bu yerel seçimlerde birlikte hareket etmenin önemi artık anlaşılmış durumda. Bu birlikte hareket edilecekse tabii HDP de bu birlikteliğin içinde olması, yerel seçimlerde başarıyla çıkmanın, Baskın Hoca'nın da söylediği gibi, yerel seçimlerin Türkiye'deki otoriter totaliter rejime son vermenin bir başlangıç noktası olması, HDP'nin de birlikteliğin içinde olmasına bağlı. Bütün bu nedenleri biz bugünkü toplantıyı gerçekleştirdik. Toplantıda elde edindiğim izlenim olumlu izlenimlerdir. HDP'nin varlığı, HDP'nin ortaya koyduğu anlayış, ortaya koyduğu zihniyet Türkiye'deki demokrasi bakımından çok önemli bir anlayıştır. Bunu ilerletecek, ileriye götürecek bir anlayıştır. Çok teşekkür ederiz Sayın Başkanım. Biz teşekkür ederiz. Evet. Soru sorabilir miyiz? Buyurun. Türkiye'nin önemlice bir bölümü tarafından terör örgütü lideri olarak adlandırılan bir şahsın serbestliği ve durumuyla ilgili olarak tam da yerel seçimler arifesinde açlık grevleri yürütüyor görünümü sizce bir sıkıntı yaratıyor mu? Bugünden HDP'ye acaba farklı bir noktadan da dayatılan bir gündem midir? Bu açlık grevi gündemi konusunda ne düşünüyorsunuz? Rıza Hocam'a da şunu sormak isterim. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının Demirtaş örneğinde uygulanmadığı bir Türkiye ile karşı karşıya görünüyoruz. Türkiye sizce Avrupa Konseyi kurucusu, imzacısı olarak bu kuruculuk ve imzacılık tutumundan ne kadar uzaklaşmış durumdadır? Teşekkür ederim. Şimdi bu bana sorduğunuz soruyu bir özetler misiniz? Efendim şimdi Öcalan için... Çünkü soru uzayınca benim anlamam güçleşiyor. Sizce yerel seçimler öncesinde HDP'nin Türkiye Partisi kimliğine gölge düşürüyor mu, düşürmüyor mu? Şimdi bunun Türkiye Partisi kimliğine gölge düşürmekte bir ilgisi olduğunu sanmıyorum. Diğer yandan ben ideoloji, herkes gibi ben de bir ideoloji sahibiyim bu yaşta özellikle. Fakat benim için en büyük değer insan hayatıdır. Dolayısıyla açlık... bir yavaş intihar anlamına gelen bir açlık grevi benimiz için çok üzücü bir olaydır. Fakat burada açlık grevi yapanı değil, onu açlık grevi yapmaya mecbur edecek koşullara itmeye tevessül edenleri kınamak lazım.
Demirtaş kararı çok önemli bir karardır. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bakımından da, Türkiye bakımından da. Demirtaş kararında tabii bu 18. maddeden kaynaklanan ihlal özellikle üzerinde durulması gerekir. Çünkü orada söylenen şey şudur. Demirtaş'ın mahkumiyeti, Türkiye'de tutuklanması siyasi nedenlerle olmaktadır. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin vardığı kanaat budur. O bakımdan da çok önemli. Tabii kararı önemli yapan başka bir şey daha var. Karar çıktıktan sonra, ikinci dairenin kararı çıktıktan sonra Türkiye'deki yetkililer, hükümet bunu tanımayacağını söyledi. Şimdi o zaman tabii bir hukuk devleti sorunu ortaya çıkıyor. Mahkeme kararı tanımamak hukuk devleti anlayışıyla bağdaşmaz. Bu tabii Türkiye'de hukuk devletinin ne ölçüde var olduğunun aslında bir tescili niteliğinde oluyor. Fakat başka bir şey yapıldı. Bu kadarla kalınmayıp Sayın Demirtaş'ın bu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne görülen davasıyla hiç ilgisi olmayan başka bir dava bulundu. Ve o dava işte istinafa taydı ve büyük bir aceleyle istinaf karar verdi ve mahkumiyet işte 4 yıl yani kaç ay mahkumiyeti kararlaştırıldı. Yani 5 ayın altında oldu ki temize gidilemesin diye 5 yılın altında oldu. Yani bu şekilde arkadan dolanarak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararı etkisiz hale getirilmek isteniyor. Çünkü Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararı şuydu. Derhal serbest bırakın Demirtaş'ı. Derhal serbest bırakın. Tutukluğa son verin. Şimdi tabii mahkumiyet kararı çıkınca başka bir davadan artık Sayın Demirtaş tutuklu değil mahkum hale geldi ve dolayısıyla karar uygulanamaz nitelik kazandı. Bu tabii bir şey işte Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararı arkasından dolanarak etkisiz hale getirme çabasından başka bir şey değil. Tabii bir şey daha var. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ikinci dairenin verdiği karar şimdi eğer böyle bir talep varsa ve kabul edilirse büyük daireye gidebilir. Gidecek mi gitmeyecek mi bilmiyorum. Ama büyük daireye gittiği takdirde ve büyük daire tarafından da buna benzer bir karar çıktığı takdirde o zaman tabii bir bağlayıcı nitelik diğer daire, diğer kararlar bakımından emsal teşkil edecek bir nitelik kazanacak. Bu özellikle 18. maddenin mahkumiyet nedeni olması bakımından, diğer başka kararlar bakımından çok büyük önem taşıyacak. Sorduğunuz soruyu biraz da, verdiğim cevabı biraz daha netleştireyim iki kelimeyle. Öcalan'dan bahsettiniz. Açlık grevi onun tecrit koşullarını protesto için yapılıyor. Yalnız Öcalan kim? Öcalan 2013 yılının Nisan ve Mayıs aylarında bugünkü iktidarın inanılmaz derecede işbirliği yaptığı ve Kürt Barışı projesini başlattığı insan, onunla birlikte yaptılar bu işi. Eğer bu suçsa gerisini anlayın. Kim suçludur? Buyur. Başka partilerle görüşmeleriniz olacak mı ve bu fikirlerinizi başka partilerle paylaşacak mısınız? Herkesle paylaşmak istiyorum bu fikirleri. Kamuoyuyla da partilerle de tabii ki. Tabii ki. Yani özel olarak görüşmeniz, planlı bir görüşmeniz yok. Hayır. İşte zaten kamuoyuna konuşuyoruz sizin aracılığınızla.